Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gittiğim Koçtaş'tan üçlü zipalenini kamerada montajını taktığım aynı zipaleni görüyorsunuz. Arkadaşlar, zipalenin hiçbir yerinde bozuk çıkmamıştı. Koçtaş'tan ilk satın aldığımızda da gençler. Arkadaşlar, Koçtaş'tan zipalenini aldık diyelim, satın aldık diyelim. Koçtaş daha önceki kepenkleri iniyordu, kapanıyordu. Arkadaşlar, Koçtaş'ın kapanışına ilk yakalanmıştık. Annenin işi vardı. Misafirlerimiz için de ayakkabı işimize gitmiştik. Akbatı'ya bir tane zil paneli almıştık. Orada zile aldım. Zil paneli aldım ondan. Ondan sonralarda oradan da Tektosan'a uğradık. Tektosan'da da bir tane bir ayakkabı da bir de telefon kılıfı almıştık oradan da. Oradan da Koçtaş'a gittim. Oradan da Koçtaş'tan da zil paneli aldım işte. Oradaki kırıklı olanlarını değiştirdim. Yani Koçtaş'tan aldığı yeni zip panelini taktım. Yani onu demek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yine video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım. Sensörü elledim. Sensörü dokundum. Ledleri yanıyor, söndürüyor. Bu şeklinde. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aynı şey eski panelden nasıl çalıyorsa da bunda da çalıyordur. Zilleri çaldırınca çok geç oldu gençler. Zilleri çaldırın nişanlığı için de, o yüzden de geç olduğu için de zilleri basmayacağım teker teker. Çaldırın nişan. Annenin gelmesini isteniyorsa kapının önüne gelmesini. Evet arkadaşlar, 16'lı zipanenine de birayı da değiştireceğim. Arkadaşlar, bu da sökülecek. Arkadaşlar, bu da sökülmesi lazım. Çünkü o da eski. O da eski bir zipaner. Koçtaş'tan da yani üçlüsünü de yeni almıştım yani. Onun yenisinin daha sonrasını alacağım yani. Yani bunun sonrasını alacağım. Onun sonrasını aldıktan sonra genellikle de onu sökeceğim. Tekrar teker teker daire nasıl gelen diyafonlara bağlantısı yapılıyorsa da onları tekrar bağlamaya çalışacağım tekrar. Evet, şimdi bugün tekrardan audio diyafon sisteminin diyafonlarına videosunu çekmeye devam ediyorum gençler. Evet arkadaşlar, şimdi bugün diyafon çaldı, görmüş olduğunuz gibi çalışıyoruz yette. Çaldı, görmüş olduğunuz gibi, o yüzden videoyu başlattım. Akbatı'nın otoparkına çünkü yaklaştığında, arabanın önüne geldiğinde haber vermiştim. Ben sana dedim, diyafonu ben zipanenle montajını takacağım zamanlarda Emir ön gelen işte al işte kanalayı başlatıyor işte internet sayfalarımızdan YouTube'dan da paylaşıyor diyelim. İnternet sayfalarımızdan diyelim ki YouTube'dan da paylaşıyor diyelim. Evet arkadaşlar, anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya başlayacağım. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, şimdilik görmüş olduğunuz gibi şöyle bir üçlü zipanenin görmüş olduğunuz gibi 1000 muranın altındaki kırmızı olan nokta dahili olan sensör. Bardaklarımızı koyduğumuz zamanlarda akşam olduğunu sanıyor sensör ki ledleri açıyor. Ledleri yakıyor. Bak şöyle sensörü dokunduğum andan akşam olduğunuz zamanlarda ledlerimiz yanmaya başlar. Eskisi o yüzden ledleri çalışmıyordu. Onu söktüm. Tekrar onun yenisini taktım yani. Yenisini bağladım yani. Yenisi zil paneli var ya, yenisi zil paneli. Onu tekrar onun yenisini zil paneli bağladık tekrar. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar yani yenisini bağladım. Görmüş olduğunuz gibi. Yani gördüğünüz gibi yenisini bağlamış olduk. Şeyini bağlamış olduk. Bayağı görmüş olduğunuz gibi. Sensörde de çalışıyor yani. Lambalar çalışıyor yani. Daire butonların ışıkları yani. Çalışıyor yani. Şimdi görmüş olduğunuz gibi diyafonun önüne çaldırarak yastık koyacağım ama diyafonu çaldırabileceğiz. Şurada bir tane yastık var ama yastık koyacağım gençler. Yastık da koyup yeni zil panelimizi de test edeceğiz. Test edip çalıştıracağız. Arkadaşlar, Koçtaş'tan çıktığımız zamanlarda arabaya gidiyorduk. Otoparka kata iniyorduk. Tamam mı gençler? Orada bir tane güvenlik güveleri var. Güvenlik güveleri dikiliyor. Akbatı'da hani AVM'ye girişlerinde artık onda koronavirüsten dolayı ES kodu da soruyorlar ya. ES kodu sorunun içinde özel bir
güvenlikle gelmiş. O çekimini yaptıklarını görmüşler. Yani söylenmişlerdir. Yani onların yanından zor geçtik. Bir de arabaya gittik. Direkt Aydidere yola ilerledik. Misafirimiz, şoförümüz ilk de Aydidere yoluna götürdü. Evet arkadaşlar. Şimdilik ama yani misafir daha çok kabul etmeyeceğiz ama koronavirüs vaka sayıları çoğarık. Misafirlerimizi tanıdık kişilere birisini sordum ki de koronavirüs değil misiniz diye. Koronavirüs yok ama biz koronavirüs kişi birisine yakalansaydık eve koronavirüs getirirlerdi. O yüzden bazısı kişileri, insanları koronavirüs diyenleri, kişileri, birilerini kabul etmiyorum, etmiyorum. Evet arkadaşlar, 3 numaradaki zeki anlıyor ama 3 numaradaki daha çok telefon bağırıyor. 4. numaradaki teklik buton görüyorsun. Şundan basınca da sessiz diyafondur. Sessiz diyafonu. Yani diyafon eski olduğu için hoparlör yamulduğu olduğu için hoparlörden ses veleniyor yani. Sesi yükseltiniyor yani diyafonun. Evet arkadaşlar şimdi bugün diyafonu test edeceğiz. Üçlü butonla nerede yazıyor? Biraz nerede yazısını görüyorsunuz. Yani apartman zili yani markası değişik. Audio markası apartman zillerinin başka marka değişik olsa apartman zillerinin içlerini açtığın zamanlarda apartman zillerinin yani normal diyafon tesisi apartman zillerinde de kalemez girişlerindeki kalemez görüntülerine değişik şey apartman zillerinin her aldığında audio apartman ve nade aldığında da kalemez girişlerinin bağlantı sisteminin aynı sistemi oluyor. Aynı sistem olduğu için audio zil panellerinde de nade zil paneli takabiliyoruz. Onun yanında bir de başka marka zil, başka bir tane audio zil takabiliyoruz. Apartman zillerinin arkası değişik şey bağlantısı yok çünkü yani. Onun bağlantıları apartman zillerinin bağlantı şeması aynı gençler. Onun bağlantı yani şemaları aynı olduğu için bağlantı kalemezleri gelişlerimiz aynı olduğu için zilleri hepsini basar çalıştırır. Evet arkadaşlar hemen şuraya bir de yastık koyacağım. Kapı diyafonları öttüreceğim. Diyafon öttün diyeceğim ama aynı diyafonları bağlantısını yaptık ama Aydı Direktriği'nin ne sabah ışıkları söndürürsem yani lamba kendi devresini alacak yani. Onun önünde sensör var. Kalabalıkları tanıyor. Tanıdıkça da onu kendi ledleri yakıyor. Ledleri yakıyor. Tanıyor. Kalabalık olduğunu sanıyor sensör. Zil panelinin üzerindeki kırmızı noktalı olan sensör de odanın kalabalık olduğunu sanıyor. Şunu kapattığım zamanlarda şöyle bir zil panelinin görüntüsünü alabiliriz. Ne sabah sensör kendi devreye girdi, çalıştı. Ne sabah görmüş olduğunuz gibi. Odanın lambasını açtığım zamanlarda sensör ışığı gördükçe de o kendiki sensörün ki yaptığı apartman zili de al işte gördüğün gibi ledleri sönmeye gündüz oldukça ledleri söner. Gündüz olduğun zaman boşa boşa ne yansın ki led? Ve böyle bir sistem bir gündüz boşa boşa çalışmasın ledleri diye böyle bir yomadi bir sensörlü diyafon sistemi zil paneli yapıyorlar. Gece olduğu kendi devreyi algılasın diye gündüz olduğun zamanlarda kendi kapatsın diye sönsün diye. Sizi kapatacak hali yok. Sensör varken sensör kendi emeğini otomatik olarak kapatıyordur yani. Yani kendi emeğini otomatik olarak kapatıyordur yani. Yani onu demek istedim. Bir daha ben onu odanın lambanı söndüreyim bak tekrar o sensör devreye girecek. Daha önce de Aydidere'nin kapısında şöyle de diyelim ki de Aydidere'nin kapısında bir tane de bahçe kapısı zil paneli almıştık. Eski zamanlarda baba almıştı ama o eskiymiş işte dedi. Odu da eskilenmiş, odu bozdurdu. Odu da çünkü çöpe gitti o çünkü. O da eskiymiş, o da kırılmış. O zaman daha çok kablolar vardı daha çok Aydidere'nin 2018'inde. Kanal yoktu. Kanal sistem bir zil yoktu o zaman. Oraya daha çok kanal takıldığın zamanlarda kapının girişindeki 16'lı diyelim, 17 diyelim ki zil paneli diyelim ki söküldü oldan kırılmış. Çöpe gitti. Boşu boşu. Bağlantı şemaları, kabloları söküldüğün zaman. Şimdi hep yeni aldığım ziller artık çöpe gitmez. Bir daha sökmeyeceğim yani onları yani.
Yani onu demek istedim. Bir daha da gelişinde dikkatli kullanacağım. Eğer bir şey sökülürse, bir şey takılırsa da dikkatli etmemiz gerekiyor. Bir şey sökerken öyle oldu artık o. O gitti artık, o çöpe gitti, o yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, yani şimdilik ben sana bir şeyler soracağım ama yani bunların da görmüş olduğunuz gibi diyafonu öttürmek için gelen bile basacağım. 1, 2, 3. Daha çok öttürmeyeceğim. Öttürmeyi planlamıyorum diyafonu. Yastığı düzgün koyarsam diyafon çünkü çok sessizlenecek çünkü. Ötecek ama. Şöyle diyafon bağırmanızı için şöyle normalde aynı şey, eski zil panel nasıl takılırdı? Ses yine aynı çıkacak. Apartman zillerinin arkasında değişen bir şey, bağlantı şeması yok. Aynı bağlantı şemaları görüyoruz. Emir Öngören saatte bu daha çok 2018'inde, 2019'unda da daha çok apartman zili takıyorduk. Apartman zillerini de 3 senede de çok daha çok fazla da tanıyabiliriz. Onu da diyorum. Diyafon tesisat. Yomaz zil tesisatı. Bak buradan bastığın zaman. Ötüyor gördüğü gibi. Gördün mü? Şimdi sensör çalışmıyor. Zili de çaldırdım. Zili öttürdüm. Arkadaşlar bazen butonları çok fazla bastırıyorsunuz apartman zillerini. Çok fazla butonları bastırmayın. Buton kırılık olur, kırılabilir. Zili ötülemeyesin. Çaldıramazsın zili. O yüzden apartman zili değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Buton değiştiriyorsunuz. Buton değiştirmemek için, çok iş olmaması için apartman zili değiştirmemek. Apartman zilleri çok sert, çekli. Zile basarken çok fazla butonları basan astırız, basmayın. Mesela böyle sert bastım. Bak sert bastım. Çok fazla yani basmayın yani. Az bir şey basacaksınız. Bak. Apartman zillerini nasıl böyle az bir şey böyle basıyorsak. Diyafonu zaten kendileri gönderiyor yani. Diyafon öttürüyor yani. Onu demek istiyorum yani. Yani çok fazla yani. Çok fazla bastınlayın yani zile. Apartman zili kırılıyor, eskiriyor. Yoksa Emin Öngören'de şey de diyelim ki başka binanın zili bozdurdu. Zili ötmüyor, çalmıyor. Bina oturan komşular elektrikçi çağırıyorlar ki zili değiştirsin, yine zili taksınlar diye çok işe ulaşıyorlar. O yüzden apartman zillerini çok fazla çok bastırmamak lazım zili çalarken, şey çalarken. Normalde basınca da diyafonu da öttürebiliyor, çaldırabiliyor mesela gençler. Çok fazla gelen bastırmamıza ihtiyacımız yok. Yoksa elektrikçiler geliyor çünkü mecbur. Çünkü apartman zillerini değiştirmek zorunda çünkü. Onun yerine bir tane apartman zili getiriyorlar. Boşa boşa para istiyor. O yüzden de apartman zillerini daire zilleri çaldırmak için dikkatli kullanmak gerekiyor. Emir Öngören de zaten bu işleri dikkatli kullanır. Evet, Nadi apartman zillerinde de çok fazla bastırdığı zaman onlar hemen kırılıyor yani. Çok fazla bastırırsam. Şimdi normal basıyorum diyelim ki kırılmıyor. Arkadaşlar bunları yanlış anlamayın. Zil butonları burada, bunları çok fazla da kurcalamayın. Buraya bastırırsan insanların yazdıkları ismeri, dairelerin yazıldığı ya bir boşluk, oraya ismi koyuyorsun, onun üstüne kapağı kapatıyorsun, ismi görünüyor. Yani o tarafı çok yani bastırmayın, deneneyin yani. Bak. Zil panelinin önündeki bunları çok fazla bastırmayı deneneyin. İçine girer, kırılır zil paneli. Tamire gider. Çok zor zaman tamirden gelir. Elektrikçiler de apartman zili fiyatı da 300. 330 liraydı, 400 lira ister. O yüzden zile oradan basmayacaksınız. Zili öttürmek için. Buradan basmayacaksınız. Buradan kurcalamayacaksınız. Buradan basırıp tutmayacaksınız. Bastırmayacaksınız üstünüze. Daha çok kırılır. Zil yerleri burada. Daha çalıyor şimdi. Oradan basacaksınız. İsmi yazıldığı yere basmayacaksınız. Yani hemen bir şey olur diye fon parça artar arkasından. Alet sıçlar. Arkasından bir şey sıçlar. Diyafona bir şey oldu diyelim. Elektrikçi çağırırlar komşular. Tamir 300 TL ister.
Yeni appetizer'ın fiyatı 300 TL ister. O yüzden böyle Emil Öngelen'de bu işleri böyle böyle basarız, böyle şöyle basamaz, böyle yapamaz. Yani beni Emil Öngören elektrikçi, zil takı kişileri, yani bu oraya da bastıramaz. Yabancısın olsan zil kullanmayı düzgün bilir kişi. Yani insan kişi, yani zil kullanmayı bilir kişileri bilir. Emil Öngören videolarını açıp Adide elektrik videolarını açıp izleyebilirsin. Yani. Bakalım bak böyle değişik şeyleri ne anlatıyor Emil Öngören. O aç bu videoyu izle. Emin Öngören ne o olayı anlatacak yani. Yani o yani şimdi bir tane şöyle bir ortak bağlantısı, hoparlör bağlantısı. Yani buradan da şeyden bastığımız zaman diyorum haydi. Şöyle şey derim yani. Santralin sesini kıstık. Diyafon hoparlör birileri yakın olduğu için çok bağırıyorlar birileri. Yankı yapmaması için sesini kıstık. Şurada buradan bastığımızda da şu anda birileri yankın tanınıyor. Neden tanınıyor? Çünkü santralin kendi sesinden kısılık. Apartman bir yerde kullanmıyorum çünkü aynı elektriğin içerisindeyiz. Apartman bir yerde kullanacağım zamanlarda santralin kendi hoparlör ses ayarından azaltabilirsiniz. Ama aynı elektrikte azaltamıyoruz ama aynı elektrik küçük, bir de apartman zilleri bir de yakın. O yüzden içinde çok fazla azaltamıyoruz sesimizi. Kapıcı da zil paneli buton vardı. Daha önce de tanıtmıştım. Şöyle bastırdığım zamanlarda kapıcı olmayacak da zaten ne gereği var da kapıcısız santrallerden ne? Ne yani? Kapıcılı yani diyafon. 3 diyafonları takmayacaksınız yani. Onun yerine. Kapıcılı yerine butonda basıp deneyeceksen basılık tuttuğunda öyle yeşil yana bırakınca yeşil ışık söner. O yüzden o apartmanda santral, diyafon santral değişip kapıcı varsa, kapıcı kabili varsa apartmanımızda audio onun yerine bir tane kapıcılı santral gerekiyor lazım. Kapıcısız santrali söküp onun yerine yenisinin kapıcılı santral takılması, başka dairenin kapıcısız diyafon sökülmesi, onun yerine santral takıldığın zamanlarda bütün dairelerin hepsi 3 butonlu kapıcılı sesli diyafon takılması gerekiyor. Aynı şeydeki gibi notunu sandığı nasıl bir üçlü, yani audio'da da eski model çıkmış olanlardan da Nutmusan'lardan da bunda nasıl varsa da aynı onun da onu aynı şey apartman sistem diyafon başka marka diyafon yapıldığında onu aynısından takılması gerekiyor. Yani o diyafon hepsi takılması lazımsa takılması gerekiyor çünkü. Başka bir şey takıp çalıştıramazsınız yani onu demek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi inşallah Allah kısmet ederse daha konuşacağız. Daha konuştuğumuzda da videoyu sonra da bitireceğim gençler. Videonun sonuna geleceğim. Videonun sonunda da bitireceğim gençler. Onu da söylüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir sistemimiz bu kadar. Daha önce de aile elektriği şöyle bir Koppner ışıklarını da söndüreyim. Koppner ışıkları söndürürsen bir audio'nun elektriğe gider. Yani bazı şeylerin elektriklerini kapatacağım ama. Evet. Adi elektrik kop ne kadarlık oldu. Audio diyafon görünmüyor. Bir tek sadece üçlüsünü zip panelinin ışığını görüyorsunuz. Diyafon birazcık görüntüsü. Kamera görüntüsünden diyafon görüntüleri birazcık görünüyor. Bak üst taraf santralın noktası yanan da kırmızı ışığı da görüyorsunuz. Biri santralın ışığını görüyorsunuz. Diyafon az görünüyor. Apartman zili daha mantıklı görünüyor. Apartman zilinin üçlüsünün ledleri var. Ledleri yanıyor. Çünkü o yüzden de kamera görüntüsünü de güzel diye algılayabilir. Yani onu da söyleyeyim. Gece olduktan sonra apartman zili böyle. Yani ledleri algılayacak. Öyle çalışması lazım. Öyle çalışması gerekiyorsa öyle çalışmasında gerekiyor. Yani onu da yani söylemeye çalışmıştım. Arkadaşlar annem
Akbatı'da bir yerde Sivilli'ye ilk gittiğim zamanlarda, bir daha Sivilli'ye gideceğim ya Haziran ayına. Allah Sivilli'ye gidersem, yani hastaneye yani çekim yapmak yasaksa, yani şeyden haber vereceğim, Sivilli'ye gidiyorum diye. Arabaya bindiğimde haber vereceğim yani. Daha önce de ilk başta da Temmuz'un sonuna Sivilli'ye gittiğim şeylere, dikişleri aldırmaya giderken ne sabah hastanelerin görüntüsünü almamışız İlke. İlke'de şeyden alabildik. Taksinin arabasına bindiğimizde de içinden görüntüyü alabildik. Arabanın içinden aldık görüntüyü. Ama 2 günlerde röntgen çekildiği yandan hastaneye kanareyle girdiği andan yani annem de söyleniyor. Bazı AVM'lerde de bir de Akbatı'da da. Ben şimdi söyledim ki ben kameradan aksından. Telefonu değiştireceğim dedim. Zil panelini değiştireceğim. Onun yerine bir tane zil paneli aldım diye. Olayı zaten içinde. Akbatı'nın çıkışından haber veriyorum size yani. Ayda Deletire'ye gideceğim yani. Oradan montajda da görüşürüz diye. Montajını yeterince de oradan kapı otomatiğinin tam üstüne yeterince de tamamladım yani. Yani tamamlamış oldum yani. O yüzden böyle videoyu açarım işte Ayda Deletire'ye gittiğimde. Arkadaşlar ben öyle her yeri ben öyle Ayda Deletire'den de öyle her yeri ben öyle bir böyle video çekmeyi planlamıyorum yani. Çekim yapmayı düşünmüyorum. Kapalı alanlara gittiğim zaman öyle bazen AVM girişlerinde de kapalı alanlarında da bazen bir de yani şeyleri güvenlikleri oluyor. Güvenlik güveleleri oluyor yani. Ayda Deletire'yi kameraya gördükleri zamanlarda çok yabancı biri sanıyor. Ayda Deletire'yi bize sanıyorlar. Yabancı birileri sanıyorlar. Ama o yüzden de her yeri video çekmeyi düşünmüyorum. O yüzden içini söylüyorum ama o yüzden de söylemeye çalışmıştık. Evet arkadaşlar şimdi bugün ancak yani görmüş olduğunuz gibi şimdilik bugün videoyu kapatacağım. Bugün artık videoyu. Evet arkadaşlar şimdi lambaları artık açabiliriz. Çünkü lambayı neden açacağım? Çünkü bu kadarlık böyle zilleri konuşmamıza yeterli. Birazdan bir şeyle olayını anlatacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım artık. Yani onu da söyleyeyim yani. Şöyle bir tane. Evet arkadaşlar şimdi bugün videonun sonuna geldim. Bugün şimdi arkadaşlar Ayda Deletire'den çıkıp bir su içeceğim şimdi. Su içmeye gideceğim şimdi. 22 dakika video çekiyoruz. Diyafon paneli çekmek yani. Video çekiyoruz. Yani şöyle birinci murarıdaki çalındı diyelim. Birinci murarıdaki yeni zil panelinin üzerindeki bir yazan yer. O basıldığı zamanlarda bir yazıyorsa aynı şeye çalacak. Bağlantısında değişik bir şey yapmadık yani. Eski zil paneli nasıl arkasına çevirildiğinde bağlantısı aynı. Onun bağlantısını da aynı şekli yeni zil paneline de aldım. Aynı şeyi, aynı bağlantısını. Ben şimdi suyu geçip tekrar Emir Öngören'de tekrar da geri dönüş. Siz de bekleyin. Sadece bu kamera diyafonları çekecek ama diyafonları ama tekrar suyunu çokacak. 5 dakikada ben de tekrar suyunu içip Emir Öngören'e geri dönecek. Hadi gittim.
Evet arkadaşlar, Emin Öngören de öyle çıkışta söylediği gibi, öyle doğrusunu anlattığım gibi de geri geldi Aydın Elektriği'ye. Evet arkadaşlar, Aydın Elektriği'ye Emin Öngören ustası geri döndü. Tamam. Doğru söylediğim gibi geri döndük. Suyunu içtik. 5 dakikada suyumuza enerjisini aldık, kaybını aldık. Sonra geri döndük, geldik. Susuzluklarımıza da geçti. Evet arkadaşlar, ayrı deletirek yazarsam yeni diyafonunda da üçlüsünü de değiştirdik. Eskisi üçlü zil panelini, üçlü zil panelinin eskisini de ben daha önce de E bloktan sökmüştüm. E bloktan oradan sökürüp oraya getirmiştim. Oraya getirmiştim. Eskisi gibi gözüküyordu diye. Yani bilmiyorum ama 6 gün, 5 gün, 4 günde durmuştu. Yani oraya yenisi gelindiği anlar yani sökülmüştü. Onun yerine bir tane E bloktan da göründüğü gibi de onun yenisinden, aynısından tekrar zil paneli taktık. Sensörlü bile. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz gençler. Olanın bu videolarını beğendikten sonra beğenin genellikle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videolarını beğeni tuşuna basmayı unutmayın genel gençler. Kendinize iyi bakın. Olanın bu videolarını Aydın Elektrik yazsınlar da kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de bu videolarını beğeneyin, tuşuna basmayı unutmayın yani. Bu videoyu beğenin yani. Gençler yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aydın Elektrik yazarsan bir de çok 10 bin bahis ve kasino sitesine bu videoya tıklayıp hemen kırmızı olacaksınız. Çok sevineceğim arkadaşlar. Artı 15 bin sikim deneme bonusu kazan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İş alışına veya çalışma veya hoşça kalın, görüşürüz güzeli, kusura bakmayın film açıyorduk ama kusura bakmayın sen de. Görüşürüz güzeli, hoşça kalın veya görüşürüz ne bay bay. Bay bay arkadaşlar, bay bay.